arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bomba gibi bir karşımla karşınızdayım. Mama yapacağız tavuklarımıza. Bunu yiyen tavuklar adeta yumurta fabrikasına dönecek. Tavuklarınız yumurta fabrikasına dönmezse bir sonraki videoda yorumlarda belirtin. Abi seni dinledik, bu kürü yaptık, hiçbir işe yaramadı deyin. Evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz karşım bunlar. O yüzden pür dikkat dinleyin, bu karışımı izleyin. Videonun sonunda size bir sürprizim var. Bu sürprizi kaçırmamak adına baştan sona iyice dinleyin ki videonun sonunda söyleyeceklerim bir işe yarasın, kafanıza yatsın. Eğer videonun sonunu izlemezseniz bu kür hiçbir işe yaramayacaktır dostlar. O yüzden pür dikkat izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle size malzemelerimizden bahsedeyim. Bu malzemenin içinde çay yok. Çayı kendime doldurdum. Şimdi bir tane mikserimiz var. Mikseri hanımdan gizli aldım. İnşallah mikserimizi yakmayız. Hanım beni eve almayabilir. Geçen sene değil, bir önceki sene Brahmalarımıza özel seri Rüya Takım Brahmalarımız vardı. Onlara bu karışımı yaparken büyük tencerenin altını deldim. Oraya bir motor taktım. Bir de bıçak, bir mekanizma yaptım. Biliyorsunuz elimden öyle şeyler gelir. Onunla idare ediyorduk. Onu ben tavukları satınca onu da eskiciye verdim. Tekrardan başlayınca hanımdan mikserimizi çaldım diyebiliriz. Şu anda haberi yok. Mikserimiz var. Bir tane protein tozumuz var. Bunu sporcularımız kullanıyor. Bu çok pahalı normalde, 1000 TL falan, ama ben bunu tarihi geçtiği için çok ama çok ucuza aldım. Sebzelerimiz var. İçinde mor lahana, bezelye ve de havucumuz var. Vitaminimiz var. Mineralimiz var. Markayı görüyorsunuz. Bebek mamamız var. Bunun da tarihi geçtiği için bunu da çok uygun aldım. Çiğ yumurtamız var. Sütümüz var. Light süt. Yağsız bir sütümüz var. Haşlanmış yumurta var. Bilerek ben bunu ezdim ki hani haşlanmış yumurta olduğunu bilesiniz. Bir de normal kullandığımız yemimiz var. Şimdi diyeceksiniz abi yeme ne gerek var? Yeme şöyle gerek var. Eğer bu karışımı tavuklarınız ilk defa yiyorsa aroması, tadı farklı olduğundan dolayı tavuklarınız bunu yemeyebilir. Kokusu hoşuna gitmeyebilir. Aroması tavukların hoşuna gitmeyebilir. O yüzden kararında kendi yemini kullanalım ki o aromada kendi yemi olsun, karışsın, özdeşsin. Böylelikle yemem ama adapte olma şansı, süreniz artabilir diyelim. Hazırsanız başlayalım, daha fazla sizi bekletmeyelim. Evet dostlar, bu görmüş olduğunuz malzemelerin hangisini önce katacağımızın hiçbir önemi yok. Ama biz makineyi yormamak adına ilk başta şu meyveleri, pardon, sebzeleri bir çekelim. Hatta şöyle yapalım. Biraz da protein tozundan koyalım. Biz bu protein tozlarını kuşlarımızın suyuna da yapacağız. Haftada iki defa. Özellikle civcivlerin suyuna da koyacağız ki hani protein ihtiyaçlarını da oradan giderebilsinler. Bu bizim için çok önemli. Biraz da şu malzemelerimizi şöyle koyalım, bitirdiklerimizi. Bakın dostlar, hepsi sıfır. Açılmamış. Sadece tarihi geçtiği için bunu imha ediyorlar. Biz imha etmeden uygun fiyata, çok cüzi bir fiyata bunu aldık. Zaten size her zaman videolarımda sık sık belirtiyorum. Cumali Özayta size hem para kazandıracak hem de bu hobiyi idame ettirirken en az şekilde maliyetle karşılaşmanız için videolar çekiyorum. Bunu biliyorsunuz. Cumali Özayta demek en uygun şekilde hobisini idame ettirmek demek. Bunu da kullandık. Bir çekelim. Ondan sonra tekrardan diğer malzemelerimizi koyacağız. İnşallah makineyi yakmayız. Hanımdan da fırça yemeyiz diyelim.
Eyvah. Sütü döküyordum. Bu videonun adı herhalde nasıl mama yapılamaz olacak galiba. Çünkü makinamız kesmedi. Acaba tam dibine çökmedi diye olabilir mi? Sütümüzü de döktük. Evet. Sütü dökmediğimiz için malzeme tam alta gitmedi. Katı olduğu için. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda güzelce karıştı. Çok güzel bir şekilde malzememizi karıştırdık. Şimdi yumurtalarımızı koyalım. İnşallah. Korkuyorum dostlar. Makinaya bir şey olacak diye. Şimdi burada da cıvık yumurtalarımız var. Bunu da koyalım. Bu malzemeyi yapışmasını sağlıyor. Kararında da biraz az önce dediğim gibi yemimizden dökeceğiz. Dostlar pür dikkat izleyin. Dediğim gibi videonun sonunda size özel açıklamalar yapacağım. Bunu kaçırmamanız lazım. Çünkü birçok karışım videolarında %100 yumurtlattı, tavuklarım yumurtlamıyordu. Bu karışımdan dolayı yumurtladı gibi cümleler duyuyorum, videolar görüyorum. Bunun aslında öyle olmadığını birazdan size açıklayacağım. Makineden yanık kokusu var. Kıvamı şimdi yoğurt gibi oldu. Evet. Şimdi şöyle yapalım dostlar. Bunları kesinlikle bu mamanın içine katmamız lazım. Ama vitamin ve mineraller, niyasinler çok pis koktuğu için, sası koktuğu için bunu da biz evde kullanacağımız için ben şimdi içine katmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Videoyu kapattıktan sonra bunu biraz sulandırıp bu mamanın içine katıp iyice bir karıştıracağım. Hani maksadım bu vitaminin bu işi yapanlar bilir. Vitamin çok ağır bir kokusu vardır ve geçmiyor. Çok zor geçiyor. O yüzden bunları en son kullanacağım. Dediğim gibi vitamin ve minerali kesinlikle ve kesinlikle bu karışımın içine katmamız lazım. Şimdi biraz daha mama şey pardon yem koyacağız. Evet dostlar, az önce de videonun başında izlediğiniz üzere yapmış olduğum karışım tavuklar iştahlı bir şekilde yedi. Karışımı iştahlı bir şekilde yedi. Artık tavuklarımız takır takır yumurtlayacak. Yumurta fabrikasına tavuklarımız, kümesimiz dönecek. Desem de inanmayın dostlar, bu tarz videolara itibar etmeyin. Neden böyle bir video çektim? Aslında size bir ters köşe yaptım. Şimdi internette onlarca video var. İşte şu karışımı yaptım. Kesin çözüm, tavuklarımız yumurtluyor, günde 2 tane yumurtluyor, ayda 28 tane yumurtluyor.
bla 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 onlarca video var. Ben bu tarz videolara itibar etmenizi istemiyorum. İsim önemli değil. Ahmet Mehmet yapmış, yapabilir kardeşim. Ha, bu yapmış olduğu karşımdan tavukları yumurtlayabilir. Ben buna da inanırım. Ama onun yapmış olduğu karışım benim tavuklarımın ihtiyacını karşılamayabilir. Benim tavuklarımı yumurtlatmayabilir. Tıpkı şu bugün yapmış olduğum karışım belki benim tavuklarımı yumurtlatacak ama sizinkini yumurtlatmayabilir. Neden yumurtlatmayabilir? Şimdi o arkadaşın videosuna itibar etmeyin dedim ama belki de gerçekten yumurtlatmıştır. O arkadaşımızın tavuğunun B12'si, B6 vitamini, örnek veriyorum, D vitamin eksiği vardır. Yapmış olduğu karışımda bu eksiklikleri giderdiği için tavuğu yumurtlayabilir. Ama kardeşim belki benim tavuğumun C vitamini eksiği vardır. A vitamini eksiği vardır. Benim tavuğumu yumurtlatmaz ki. Tavuk her şey dört dörtlük olursa, bütün vitamin mineralleri vücudunda depolanmış olursa yumurtlar. Benim kümesimdeki vitamin C vitamini eksiktir. Seninkinin D vitamini eksiktir. Dolayısıyla senin yapmış olduğun karışımda D vitamini fazlaysa, benimkinde de yoksa yumurtlatmayabilir. O yüzden dostlar bu tarz videolara itibar etmemenizde fayda var. Ben elimden geldiğince size dürüst videolar çekmeye çalışıyorum. Sizin işinize yarayacak, faydalı olacak videolar çekmeye çalışıyorum. Yani o videolarda şunu diyebilirler. Dostum, ben şu karışımı yaptım. Bu karışımda da C vitamini fazla. Yani vitaminlere atıyorum. A vitamini fazla. Benim yapmış olduğum karışım tavuklarımın ihtiyacını giderdi. Bu karışımlar fazla olduğu için tavuklarım da bunu yiyip bundan faydalandıktan sonra tavuğum yumurtlamaya başladı. Sizin de A vitamini eksiniz varsa bu yapmış olduğunuz kür, bu yapmış olduğunuz mama sizlerin tavuğunuzu da yumurtlatacağından eminim diyebilir. Buna saygı duyabilirim. Ama bir karışım yapıyor. Ya senin tavuğun belki hastadır, ondan yumurtlamıyor. Belki A vitamini eksiktir, ondan yumurtlamıyor. Öbürünki, örnek veriyorum, kümesi içler acısıdır, stres yapıyordur, ondan yumurtlamıyordur. Yani bu tarz video çekerken tüm olasılıkları hesaplayıp ondan sonra video çekmeniz bence en mantıklısı. Ama şunu söyleyebilirim. Benim videom, benim yapmış olduğum karışım diğerlerine nazaran daha çok yumurtlatabilir. Niye? Bu bana özel bir şey değil. Şimdi bu supplement diyoruz biz buna. Protein tozu. Şimdi burada A vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini, hatta miligramlar da yazıyor. Örnek veriyorum. Diyor ki protein 50 miligram. A vitamini 750 miligram. C vitamini 60 miligram. E vitamini 5 miligram gibi. Binlerce vitamin, binlerce amino asit, ya binlerce derken onlarca diyeyim. Selenyum, magnezyum, krominyum, sodyum, potasyum. Yani bu protein tozun içinde aklınıza gelebilecek bütün vitaminler var. Yani bir protein tozu alıp yapmış olduğunuz karışıma bunları eklerseniz tavuklarınızın yumurtlama şansı daha çok artacaktır. Ama siz bunu kullanmazsanız, rastgele bir karışım yaparsanız, tavuğunuzda eksik olan vitamini de bilmediğiniz için tutturmanız çok zordur. Ama en azından bunu denerseniz, birçok vitamin var. Mutlaka ve mutlaka tavuğunuzdaki eksik vitaminlere denk gelme olasılığınız %99 artacaktır. Evet dostlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Umarım beni anlamışsınızdır. Çok iyi niyetli bir video çektim. Diğer arkadaşlardan da özür diliyorum. Onları kırmak istemiyorum. Sadece bu tarz videolarda eksik olan bilgileri tespit ettim. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım size yardımım dokunmuştur. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Haftada bir ben bu karışımdan yapacağım. Şöyle söyleyeyim. 2 sene önce 2019'da Ankara yarışmasından önce bu tarz karışımları haftada bir yapıyordum. Gerçekten çok güzel dönüşler alıyordum. Hani izleyicim yoktu. Tavuklardan çok güzel dönüş alıyordum. Hani tavukların yumurtlama süresini kısalttım. Çabuk yumurtladılar. Yumurta kabuğu randımanlı oldu. Döl oranı yükseldi. Neden? Bu tarz karışımlardan dolayı yükseldi.
Ben de sizi bilgilendirmek amacında, bilinçlendirmek amacına bu tarz bir video çektim. Umarım faydam, yardımım dokunmuştur. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.